Herkese yeni bir günden, yeni bir vlogtan merhaba ben arkadaşlar. Ben Popo Top gidiyorum. Popo Top değil, Poco. He, Poco gidiyor. İnanır mısınız, sabahtır bir koşuşturma içerisindeyim, bir stres içerisindeyim. Sizlere anlatamam yani. Gerçekten. Niye kemik hatası oluştu ya? Allah Allah. Telefonu internete bağlayacaktım. Neyse bağlayamadım. Neyse bakalım neler yaptığımızı, ne ettiğimizi. Şimdi geçen gün biz camide mantı yaparken böyle bayanları, böyle bir iki bayanı konuşurken kulak misafiri oldum. Tamam vereceğim bir dakika. Kulak misafiri oldum. Bu şimdi benim çocuklar bayağıdır Türkiye'ye gitmediler. En son gittiklerinde 2000 kaçta hatırlamıyorum bile. Ömer Halis 1,5 yaşındaydı. Ömer Halis 5 yaşında. Yani 4 sene olmuş onlar en son Türkiye'ye gideli. Ben 6 yaşındayım çünkü. Aa gerçi Ömer Halis de sonra gitmiştim ben. Ama 2 sene falan oluyor Ömer Halis gideli. Neyse son yıllarda çıkan bir kanunmuş. Çocukların... Ben şimdi 5-6 oldum çünkü. Ha tamam 5-6 olmuş. Çocukların pasaportlarındaki resimleri en son 6 ay önceki halleri olmak zorundaymış. Yani sürekli her yıl pasaport değişimi olacakmış. Neyse Gülşen'in zaten 2019'da geçmiş. Ömer Halis ile Mikael'in 2023'e kadar vakti vardı. Gülşen'e daha bugün randevu alırım, ha yarın randevu alırım derken randevu şeyim geçti. Online randevulara baktım. Ta 7. ayın sonuna veriyor. 7. ayın sonunda ben zaten dönmüş oluyorum. Öncesine randevu asla bulamadım. Her gün bakıyorum böyle acaba boşalan bir yer var mı, işte iptal eden birisi var mı diye. Yok, kesinlikle yok. Mümkün yok. Boş yer yok. Yani bütün randevular doluydu. Ben de ne yaptım bu sabah? Mikael zaten hasta raporlu gitmeyecekti. Ömer Halis'in anaokulunda grev var. Öğretmenler çalışmıyor. O yüzden anaokulu kapalı. Gülşen'e de dedim ki o zaman dedim sen dedim bir bekle. Olmadı hani bir yarım saat gecikmeli onu götürecektim okula. Dedim ki ben dedim bir belediyeyi bir arayayım. Aradım. Durumu anlattım. Dedim böyle böyle. Ben yani boş dedim bir randevu termini bulamıyorum. Şimdi dedim biletimi de almış oldum. Dedim biletlerime de dedim bayağı dedim para verdim. Biletimi iptal edemem. Biletimi iptal edersem de dedim param yanacak dedim. Ne yapabiliriz? Çocukların dedim pasaportların resimleri değişmesi lazım. Bir tanesini dedim süresi uzaması lazım. İyi birine denk geldim. Okey dedim madem dedi biletlerinizi aldınız dedi. Almışsınız dedi yani hani olacak olmuş. O zaman dedi hemen dedi saat 9'a çeyrek geçeyi dedi randevu veriyorum dedi. Saat 8. Az bir şey alacağım oğlum teyzeden. Ne? Saat 8. Ben adamla konuşuyordum, derdimi anlatıyordum diyene kadar da 8'i çeyrek geçe falandı. Hemen ben bir çıktım. Hemen çocukları giydirdim. Hazırlı bir de resim çektireceğiz daha. Saat 8'i 40 geçe, 20 geç evden çıktım. 8'i 40 geçe 20 dakikada çarşıdaydım. Hemen resimleri çektirdim. Çocukların babalarından da vekalet almam lazım. Babaları olmadan pasaport süresini uzatacağım için. Özge'ye dedim ki hemen dedim Turgut'un iş yerine gidiyorsun. Onun dedim kimliğini alıyorsun. Ben hemen kendim vekaleti yazdım dedim. Bunu dedim ona imzalattırıyorsun. Orada tabii Turgut'u da aradım. Dedim böyle böyle bir durum var. Hemen dedim yani adamın dedim insafiyetine geldim. Hemen bana bugün gel. Bir saat sonra gel dedi dedim. O bir saat içinde inanın hem resimleri, Turgut'tan vekaleti, Turgut'un kimliğini her bir şeyi toparladık. Ve ben saat 9'u 5 geçe şeydeydim, belediyedeydim pasaport kuyruğunda. Neyse hallettik bakalım çok şükür. Size 2 dakika Özge'den bir kağıt almam gerekiyordu. Neyse. Demek söz versene. Tamam aşkım vereceğim dur. Ondan sonra canlarım benim. Ömer Halis ile Mikael'in sadece resim değişecekti. Resim değiştirmeye 6 euro alıyorlar. 6 euro. Gülşen'in pasaportun
hem süresi, yani Gülşen pasaportu çok doluydu. Gerçekten çok doluydu. Her yere böyle bir damga basmışlar. Çünkü biz çocuklarla hep arabayla gitmiştik Türkiye'ye giderken. Uçakla değil, uçakla da gitmiştik ama o zaman çok daha bebeklerdi. Ondan sonraki gidişlerimizde iki defa arabayla gittiğimiz için arabayla Türkiye yolculuk yaptığınız zaman pasaportun her gümrükte gittiğinizde böyle yani 3-5 tane damga basıyorlar. Haliyle pasaport dolmuş yani zaten çocuk pasaportu. Gülşen'inki dedi tamamen dedi değişmesi lazım dedi. 13 euro dedi. Aslında Mika'nınkine gayet boş yer vardı ama yok dedi bunu dedi sıfırlamamız lazım dedi. İyi tamam dedim. Ömer Halis'inki zaten bomboştu. Bütün yani boş yer doluydu. Çünkü hiç daha önce uzatılma olmadı ilk pasaportu. Ama yani böyle bir ık etti bilmem ne etti. Zaten ben zar zor bir randevu almışım. Dedim ki Özlem hiç dedim cimriliğe getirme. 7-8 euronun dedim muhabbetini yapma şurada. He dedim gitsin. Artık he dedim gitti yani. Dedim tamam dedim onu da dedim o zaman sıfırlayın yenileyin. Dedim sorun değil dedim şu an dedim tek isteğim dedim bugün dedim 3 pasaportu de dedim alıp gitmek istiyorum. Mika'yla de şey yapmak istediler bir ay sonra 11 yaşını doldurduğu için kimlik yapalım ona dediler. Pasaport değil kimlik çıkartalım dediler. Dedim o da 3 ila 4 hafta sürüyormuş sizin de gitmenize 5 hafta. Dedim hayır ben dedim onu dedim garanti ben dedim kendim risk atmak istemiyorum dedim. Olur ya dedim aksaklık olur dedim gelmez elime yetişmez dedim hayır dedim onu dedim risk atmak istemiyorum dedim. Ama dedi seneye dedi bir daha para vereceksiniz olsun dedim yani sorun değil. Kimlik 22 euroymuş bu pasaport da 13 euroydu. Dedim olsun sorun değil dedim seneye dedim tekrar dedim bu vakitler dedim. Randevuyu dedim bu sefer dedim önceden alır dedim. Hallederim ben onu dedim seneye. Orada normal yine çocuk pasaportu aldım. Ne yaptım? Resimlere ne kadar verdim? 23 euroydu galiba ya da 22 euro resimlerine verdim çocukların. Ondan sonra 39 euro da pasaportlarına verdim. Geldim. İzin öncesi tatlı telaşlar bunlar tabii ki. Tek masrafımız bu olsun inşallah. Oraya gidip geri dönmektense şimdiden bunları halletmek güzel. Neyse bakayım şimdi otobana çıktık. Birkaç böyle işlerim var. Onları halledeyim. Ondan sonra görüşürüz. Ben şimdi Ömer Halis'te Poco'ya geldim. Bir sorun neden? Biliyorsunuz geçen halılarımı almıştım buradan. Salonuma halı almıştım. Ben bas. Ondan sonra Turgut da o halıyı çok beğendi. Kendi salonuna henüz daha halı almamış. Ben de alacağım falan diyordum. Ben hani birkaç gün önce Poco'nun reklam. Ömer Halis in ya olmadı. Zaten araba yamuk. Normal yürü. Ben 50 euro almıştım. 30 euroya düşmüşler bu hafta. Dedim ki istiyorum diyordun dedim. İstersen dedim al. Ondan sonra şimdi hep geç çıktığı için gidememiş. Dün benden rica etti. Ben dedi sana dedi vereyim de dedi parasını. Gidip dedi sen alıverir misin bana? Şimdi Ömer Halis de Turgut'a halı almaya geldik. Turgut'un halısını. Ömer! Onun halısını alalım. Akşam veririz. Tamam dönüşte alacağız onu buradan çıkınca. Böyle bakalım. Onu halledelim. Bugün onun dışında genel olarak evdeyim. İnşallah. Çok yorgunum zaten. Dün çok yoruldum. Dün vallahi çok koşuşturma hale geçmişti. Sabah da bayağı böyle bir yoruldum. Stres yani yaşadığım stres yeterli zaten. Ay neyse dur. Şu kamerayı bırakayım. Tek elle arabayı süremedim. Yamadanma. Olmaz. Araba çok yamuk. Zaten yemin ederim zor sürüyorum. Gel şu taraftan karşıya geçelim. Oğlum bir düzgün dur ya. Bakın şaka gibi. Benim 50 euroya aldığımı. Turgut'a ben... Ay 50 euro aldım. 19.90. 30 euro bile değil. Ama ben çıktım. Oo.
Tamam mı oğlum? Ha yok be değil burada. Tamam 30 euro 29.90. Şu griyi istedi. Bir tane ona gri alalım çıkalım buradan. Şöyle bir gri istedi. Koltukları siyah onun. Tabii ki sadece şark köşesi yok. Adamın koltuklu olan bir salonu da var. TV ünitesi, televizyon olduğu bir odası da var yani. Neyse bakalım şunu alıp çıkalım buradan. Ömer! Ay şurada şimdi duvar kağıtlı bir yer gördüm. Ay duvar kağıdı çok hoşuma gitti. Çok hoşuma gitti. Ay of geç be. Allah Allah. Ay. Hadi gel yanıma. Gel resim çekinelim seninle. Evet şu duvar kağıdını çok beğendim. Ay burası ne kadar güzel olmuş. Ama evimde olsa sever miyim bilemedim ama böyle güzel görünüyor. Şu takımlar çok güzel. Ama işte neyse. Sevmiyorum ben evi böyle kalabalık ya. Ömer! Ne? Hayır hayır gel bunu alalım. 2 euro diyor ya. 2'yi nereden biliyorsun? Haydi gel gidiyoruz gel. Sana ben çekeceğim şuradan bir şey gel. Şuradan şu restlere bir bakayım. Durun bakayım. Benim bahçedeki bayağı çok kötü oldu. Ben yatak araba istiyorum. Yatak araba istiyorsun sen. Tamam inşallah. Bakayım. Bunları böyle hazırlayıp koyuyorlar. Aslında diyorum bütün bahçeyi bundan mı yapsam? Komplo full. Yani güzel görünüyor ama işte bana kaça mal olur bilmem. Bu da normal halı gibi be. Bunu sevmedim. Benim bahçedeki neye benziyordu da onu da unuttum. Bakayım şuradaki kaçmış resim diyor. Gel bakayım. Yeşil mi yeşil işte gel. Aa bak şu 23 euroymuş. Ha bu benim bahçedekinden. Rest 23.95. Uzunluğu 2.40, genişliği 2. İyi aslında tam benim oraya göre 23 euro iyiymiş. Ama neyse ben oralara başka bir şeyler düşünüyorum. Bak mutfağımı almam lazım aslında. Şu 36 euro, şu 56, 56 olan çok büyüktür de. Mutfağımı bu bile olur benim. 33 euro. 1.70'e 4, 4 metre çok. He? Sen ne dedin? Ne dedin? Araba yatağı. He oldu canım. Araba yatağı öyle hemen pıt deyince alabileceğimiz bir şey değil. Kusura bakma. Hadi gel. Çıkalım artık buradan. Neden? Oğlum eve gidip yatasım var ya. Çok yorgunum. Gerçekten çok yorgunum. Dinlenmek istiyorum. Dinlen pilavımız var. Tavuk haşlayacağım sadece onun yanına. Suyundan çorba yaparım birazcık. Etinden de biraz çorba yaparım. Diğer kısmında tavuğu haşlayıp hafif şöyle tereyağı ve tatlı toz biberle kavurup pilav yanı yaparım. Hayır. Ay şu takımlara bayılıyorum. Çok güzeller. Benim bahçedekiler de bunlardan biliyorsunuz ama sadece iki kişilik. Şunlardan var bende. Kahverengi olan. Gel. Elleşme gel. Ah neyse. Hiçbir şey almayacağım. Neden? Çünkü ben izine gideceğim. İzine gideceğiz biz. İzine para lazım. Boş beleş harcamalar yapmak yok Özlem. Haydi bakalım. Aa şuradan ama Gülşen'e Betbeş'e bakalım gel. Gün geçmiyor ki başımız belalardan kurtulsun. Ömer. Aa dedene iş çıktı. Dede gidiyor. Babam hastanenin taksi durağında nöbetteymiş. Ömer Halis'e hastaneye geldik. Ablaları. Evet. Çünkü kasığına kene yapışmış. Ama evet. Doktor amcası ne yaptı? Evet, doktor amcası çıkartı verdi. Gel dedeye çüs yapalım. Babam da bu hastanenin taksi durağında nöbetçiymiş. Ben yapmıştım, biliyor musun? Şöyle, şing yaptım.
Evet, şöyle çink yaptı, çıkardı. Evet, ve neyse bakalım, eve gidelim. Ay bugün çok kötüyüm ya. Vallahi. Tıkla dedene. Evet, geldik sizin en sevdiğiniz bölüme. Benim mutfakta olup elime bıçakla iş yaparken halimi çok seviyorsunuz. Evet. Hastaneden geldik. Şimdi ben hastaneye giderken çocuk hastanesine gitmedim arkadaşlar. Çocuk hastanesi bana yaklaşık 35-40 dakika sürüyor. Bayağı uzak. Şimdi alt taraf bir kene. Böyle şeylerde normal yetişkinlerin gittiği bu hastanede gidebildiğimizi biliyorum. Çünkü ilk çocuğum değil Ömer Halis. Diğer çocuklarımdan dolayı biliyorum. Daha önce de defalarca yani birkaç defa Gülşen'e de kene yapıştığında bizim buradaki hastaneye gitmiştim. Hatta arayıp gitmiştim. Ya böyle böyle kızıma kene yapışmış. Acaba oradaki hastaneye gelsem olur mu yoksa çocuk hastanesine gitmem lazım diye. Böyle durumlarda buradaki hastanelerde de alıyorlar. Ve ben bunu biliyorum. O yüzden artık böyle bir şey olduğunda sormuyorum. Hani arayıp sormuyorum gelebilir miyim diye. Çünkü gidebildiğimi, gidebileceğimi biliyorum. Her neyse, ön tarafta kayıt işlemlerini yapan bayan gıcık etti beni. Yemin ederim bu ara son zamanlarda bütün böyle yani ben ne kadar evrene pozitif enerji yollarsam yollayayım bütün negatifler bana doğru geliyor böyle üzerime. Bir şey sorabilir miyim dedi. Kayıt işte hasta kartını falan aldım. Ben de tabii buyurun dedim. Efendim ondan. Neyse ondan sonra buyurun dedim, sorun dedim. Ya dedi, çocuğunuz dedi hastalandığı zaman dedi normal bir doktoru mu götürüyorsunuz yoksa çocuk doktoru mu götürüyorsunuz dedi. Doktor. Şimdi ben onu demek istediğini anladım. Ne alaka dedim kadına. Yani ne alakası var dedim. Ya burası dedi çocuk hastanesi değil de dedi niye çocuk hastanesine gitmediniz onu dedi merak ediyorum. Ben de dedim ki alt tarafı bir kene yapıştı çocuğun dedim göbeğine. Küçücük bir kene için dedim 40 dakikalık yol dedim gitmek istemedim dedim açık ve net dedim. Benim de diyor çocuğum var diyor. Ben de diyor tabii işte diyor hani gezin kesin diyor gidiyorum diyor. E tamam dedim gidin dedim. Yani bu sizin sorunuz, ne yapabilirim? Ondan sonra hala ısrarla işte çocuğunuz hastalandığında ama bizim buradaki doktorlarımız çocuk doktoru değil dedi. Ben de dedim ki kusura bakmayın dedim. Ben de çocuğum dedim karnı ağrıyor, başı ağrıyor. Ne bileyim ateşi var diye dedim. Gelmedim buraya zaten dedim. Yani boğazına, ağzına, burnuna dedim bakmayacaklar dedim. Alt tarafı dedim, doktor dedim, kene yapışacak dedim. Ben şimdi buraya dedim gelseydim, deseydim ki dedim kene bana yapış dedim. Doktor dedim keneyi çıkartamayacak mı? Çıkartacak. Çocuklar da keneyi dedim çıkartabilir herhalde dedim. Hala bu sözümün üstüne diyor ki çocuk doktorun, işte çocuğunuzu çocuk doktorunu götürüyorsunuz, yetişkin doktorunu. Eğildim şöyle yaptım kadına. Dedim ki şimdi dedim bunu mu tartışacağız? Dedim kaydı alıyor musun, almıyor musun? Alıyorum. İyi o zaman dedim. Hadi al. Yat. Ne yapacaksan yat. Doktor da bir o kadar iyiydi. Yemin ederim size bir o kadar iyiydi doktor. Ömer Halis'i kucağına oturtturdu. Çünkü korkuyordu. Önce bir Ömer Halis'i sakinleştirdi. Ondan sonra onunla sohbet muhabbet etti. Saçını okşadı. Ondan sonra hadi gel dedi. Seni dedi Sevgi'ye yatıralım. Şu keneyi dedi oradan bir çıkartalım. Neyse sonuç olarak keneyi aldırdık, geldik. Çoluk çocuk acıktı. Bugün yemeği yapmakta bayağı aslında evdeydim. Evdeydim ama uzandım. Yalan yok. Uyumadım ama uzandım. Dinlendim biraz çünkü sabah pasaport işledi. Beni çok böyle strese soktu gerçekten. O yüzden biraz dinlenmeye ihtiyacım vardı. Koltukta yattım, dinlendim. Hiçbir işte yapmadım. Ev zaten derli topluydu. Allah'a şükür öyle dağınık bir yer yoktu. Öyle yani canlarım benim. Vallahi. Dün sabah da çocuk doktorunda Mikail'le sıra beklerken genç bir çocuk annesiyle gelmiş. Bebek de annesinin miydi artık bilmiyorum ama bebek vardı yanlarında, beşikte, arabada. Ondan sonra oturmuşlar. İlk onlar gelmiş ama Guyal. Guyal diye gelmişler ben. Çünkü üçüncü olarak da ben gelmiştim. Diğeri kapıda bekliyor. Ben de şimdi gelince hemen direkt kapıya yöneldim. Kapıda beklemek zorundasın çünkü sıraya girmek için.
Çocuk geçmiş oturmuş. Annesi dedi ki, oğlum dedi, kalk ayağa dedi. Orada dedi, kapıda bekle dedi. Bak dedi, sıramızı kapacaklar. Türk bayan. Çocuk dedi ki, korkma sen dedi, ben bu salaklara dedi, resmen ben bu salaklara sıramı kaptırmam dedi. Pişireceğim aşkım. Döndüm arkama. Dedim ki, salak diye dedim, bize mi söylüyorsun dedim. Ondan sonra kadın hemen atladı. Yok yok dedi. Ablası dedi, o da dedi, öyle söylemek istemedi dedim. Kusura bakma dedim. Sen dedim kaç yaşındasın? Sıra dedim oradan dedim, oturduğun yerden dolun beklenmez. Sıraya dedim kalkarsın dedim, kapının önüne beklersin dedim. O zaman dedim sıraya girmiş olursun dedim. Benim gözümde sen şu an sıralı değilsin dedim. Benim önümde bir kişi var dedim, arkasında ben varım. Sen dedim oturuyorsun. Ay çocuk bir celallendi. Annesi diyor ki, şey açıklama yapmaya çalışıyor tabii. Ay çocuğu göreceksiniz. Annesini bir yandan, annesini ölecek bir yandan beni dövecek. O kadar celallenmiş. Sinirlenmiş yani bu ya. Ondan sonra bir de bana demez mi? İnsanlarla edep haya kalmamış. Edep haya kalmamış diyor bana. Dünkü çocuk 15-16 yaşındaki çocuk. Edepten hayadan dedim. Sen mi bana bahsediyorsun? Annene dedim 2 saatte dedim çemkiliyorsun dedim. Bana dedim sen mi dedim edepten hayadan bahsediyorsun? Bana bak bana dedim. Beni dedim sinir etme dedim. Vallahi dedim alırım seni ayağımın altına dedim. Ay ben öldüğüm çocuk daha çok öyle sinirlendi. Annesi iyice böyle kadın panik yaptı. Ondan sonra kadın diyor ki, ay ne olur diyor tat. Ben tabii sakinliğimi koruyorum. Yani bir spiritüel yaşam koçu olarak. Çocuk bana hayasız diyene kadar tüm sakinliğimi koruyordum. Neyse, sonuç olarak kalktı sıraya girdi. Yani böyle çekiyorum mıknatıs gibi kendime. Tüm negatif enerjili insanları. Neyse. Hayat enerjimizi ve pozitifliğimizi kaybetmeden güne devam ediyoruz. Böyle. Bir dakika tavukları da böyle parçalarken sizlerle sohbet etmiş olduk. Gerçi buna da tavuk demeye bin şahit. Piliç, bildiğim piliç bebekti yani. Tövbe. Bebek tavuk yiyeceğiz. Şöyle bir tava kızartalım seni. Hopala. Başka da bir şey yapmayacağım valla. Zaten tavuk yeterince şey büyük. Büyük derken fazla miktarı. Böyle bakalım. Sizler ne yapıyorsunuz? Urbetçi olanlar biletlerinizi aldınız mı? İzin hazırlıklarına başladınız mı? Türkiye'deki kardeşler, arkadaşlar, ablalar, memleket hazırlıklarınıza başladınız mı? Ne yaptınız? Bayramdan sonra toparlandınız mı? Diyetlere başladınız mı? Dün gece yarısına kadar Gülşen'in diyetisyeni Suzan Hanım'la konuştu. Kendisini tekrardan yine kendisiyle iletişime geçmek isteyenler varsa Instagram adresini koyacağım. Nasıl dursak ki? Gülşen'e tekrardan bir start verdik. Daha önce 47 kilo ile başlamıştı. Şimdi 45 kilo. 40 kiloya kadar da düşmüştü. 5 kilo almış 2 ayda. Alıyor yani çocuk. Yapacak bir şey yok. Oradan buradan. Neyse bakalım. Bir startımızı verdik. Yarın itibaren sizlere de böyle gündelik olarak paylaşırım inşallah. Öyle. Yo, bu tavada tavuk ne kadar güzel oluyor. Bakın. Acayip güzel kızarlı yine ya. Tavada da alakalı bence. Neyse. Şu Gülşen'cimin tabağı. Yeşillik ve yağsız. Hoş bu da yağsız. Bu da yağsız. Ben hiç tavukları ekstradan yağ koymuyorum arkadaşlar. Kendileriyle böyle pişiyor. Bakın. Şuraya kendime azıcık konserve çıkardım. Ne konservesiydi bu? Şekerli konservesi. Bu Gülşen'in tabağı. Onu şimdi ortaya koyacağım oğlanlara.
yesinler afiyetle. Birazcık da yukarı için acı biber çıkaracağım. Şöyle bakalım. Bugünkü akşam yemeğimiz de bu ambaları. Evet canlarım benim. Vallahi yemekler yendi, mutfaklar toparlandı, evler toparlandı, her şey yapıldı. Ve artık benim de kapanış yapma vaktim geldi. Hava çok güzel. Bir kahve yapacağım, bahçede oturacağım. Alo, alo. Uy ben sizi kurban olurum. Kız bu bayağı... Ay bu sene bayağı güzel şey verecek ha. Üzüm. Ay komşuya genetlenmiş. Neyse bakalım. Böyle vedamı yapayım istedim sizlere. Benden bizden bugünlük bu kadar. Çok bir şeyler çektiğim bir vlog olmadı. Çünkü dediğim gibi baştan sona izlediyseniz sürekli yine dışarılarda kağıt kürek işleriyle günüm geçti. Ay. Öyle. Yorgunum dostlarım, yorgunum yorgunum. Yarınki vlogda tekrar burada sizlerle görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşça kalın.